Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maça tepki videosu çekiyorum sizler için. Maç artık başladı. Hep beraber maçı izleyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Deplasmanda istediğimizi alabilecek miyiz? 5-1'lik bir avantajımız var. Bunu da unutmayalım. Şu anda maç başladı, oynanıyor. Aman diyeyim ha. Vallahi ilk dakikadan bir fırsatı teptiler diyebilirim. Çok net bir fırsattı. Şansa mı oldu, bilerek mi oldu tam emin değilim ama çok güzel top attı yani. Twente etkili oynuyor ya. Dikkat etmemiz lazım. Aman diyeyim. At İsmail'i de. Allah'ın malı ya. Bomboş oynuyor adamın ya. Solaksın bir de ya. Çok güzel. Haydi. Kaleye vurdu. Ya Cengiz vursana tekte. Ya indirmesine ne gerek var ya? Ay maşallah ya. Haydi. Ya. Ya böyle güzel pozisyonlar harcanmaz. Pas atmış gibi yap, önünü boşalt, gol at ya. Şut çek, ne bileyim. Hadi gol. Hadi be. Ya bizdeki topu verdin İsmail ya. İrfancan sakatlandı. Bir gitti geldi ama şu anda durumu iyi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Maça devam edecek. Geçmiş olsun. Sıkıntılı pozisyonlar. Çok güzel. Lan neresi faul ya? Adamlar düşüyor faul. Adamlar düşüyor sarı kart. Hadi sıçayım senin gibi hakeme ya. Haydi. Hadi be. Lan ne rezil faul. Başlayacağım senin gibi hakeme ha. Git PTT birincilikte maç yönet ya. Şerefsiz. Ya nereye pas atıyorsun ya? Haydi. Ay ananı avradını. Senin gibi sahanın amına koyayım. Ya bu ne şeyi faul çalıp sarı kart veriyor ya. İvan bebek vakası yemin ediyorum ya. Top oynattırmadı adamlara ya. Evet arkadaşlar, ilk yarı sona erdi. Bir şey anlamadım ilk yarıdan zaten. Kusura bakmayın yani, bir sinir oldum. Hakeme çok gıcık oldum. Umarım ikinci yarıda orta sahamız daha iyi bir performans sergiler. Daha iyi bir maç izletir bize Fenerbahçe. Çünkü şu anda biraz sıkıntılı gibiyiz açıkçası. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci yarıdan hepinize merhaba. İkinci yarı birazdan başlayacak. Çok az bir vakit kaldı. Oyuncu değişikliği yapacağız. Joshua King oyuna girecek gibi. Cengiz'in yerine Joshua King oyuna giriyor. Yok da bu Ryan Kent'i niye almıyor bu adam? Bu ne alaka ya? Ya dikkat! Aferin be. Bekao çok iyi ya bugün. La bomboş adam.
La oğlum dikkat edin. La ilk maç 5-1 yani yemişsiniz 5 tane de halen daha uu yapıyorsun Twente ya. Acilen Dzeko'nun değişmesi lazım. İleriye hareket getirecek bir adamın girmesi lazım. Bence bu Joshua King değildi. Joshua King'i direkt forvet de oynatabilirdi. Aha. Çok güzel. Offside. Offside, offside. Riskli bir pozisyon ama offside. Ama İrfan, aferin İrfan ya. Çok güzel ya. Ha. Ya Fred. Kırmızı kartı var. Yoksa yok. 11 numara sandım ya. Benzettim çocuğu uzaktan. Basmış daha ayağına. Daha ne yapsın? Ya sanki maçı iptal ettik. Etmeseydik keşke ya. Süper Lig maçını. Bu ne kötü oynuyorsun? Bekao ya. Bekao. 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 Yani bu kadar iyi olur ya. Güzel. İki değişiklik geliyor. Bir İrfan Can Kahveci, bir de Şimanski oyuna girecek. Şimdi dağıtıyoruz. Son yarım saat. 61. dakikadayız. Aman haydi bakayım. Frikik. Direk. Hayır. Hayır evet. Girmedi. Ne oldu? Tümelde ne oldu? Oğlum bu biz büyü yaptık. Büyü. Girersin içeri. Penaltı. Penaltı. Nasıl devam dedi ya penaltı ya? Ayağına vurdu lan. Şerefsiz hakem ya Allah belanı versin senin be. Ne ayağına vuruyor ya? Bu da penaltı ya. Şerefsiz hakem ya. Bok gibi maç yönetiyor tam bok. Git Joshua git oğlum. Aferin be. Helal be. Penaltı. 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 Penaltı Joshua King be. Adamsın lan. Adamsın be. Hay mübarek maşallah ne gitti be. Mükemmelsin be. Bu kadar ya. Gol be. Adamsın. Gol. Oh 6-1 olur öyle. Şerefsizler. Çok güzel. Git oğlum. Ay. Biraz yavaş be. Ulan ne hazırmış bu çocuk ya. Bitti maç bitti. Kazanıyoruz be. Üstüne gruplara kalıyoruz. Hadi bakayım. Gelsin ülke puanı. Maç bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalıyor. Gerçekten mutluyum. Gerçekten gurur duyuyorum takımımızda. Güzel bir maçı da geride bıraktık diyebilirim. 1-0 Dzeko'nun penaltı vuruşuyla kazanıyoruz. Yani durağan bir maç oldu. Tam adapte olamadığımız bir maç oldu. 5-1'in verdiği bir güven vardı takımımıza ve fazla yormadılar kendilerini diyebilirim. Kazanmayı başardık artık gruplardayız bakalım. Konferans Ligi'nde neler yapacağız? Galatasaray'ın ardından bir Türk takımı daha Fenerbahçe daha Avrupa'da yoluna takılmadan devam ediyor. Bu videonun sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.